Günaydın arkadaşlar. Bugün 14 Şubat. Bugün 14 Şubat. Ben yalnızım. Hayır ya. Ulan geri mi dönsem? Ta buradan. Oğlum ta buradan tıkalıysa var ya, hayatta gidemeyiz anasını satayım. Bu nasıl bir şey ya? Hem 14 Şubat, hem yalnızız, hem trafik, iş güç, video çökemiyorum. Biraz bundan bahsedeyim dedim. Şöyle geçtiğim çok temiz. Abi şu sensörleri keşke, yani bir kere kapatınca en azından o sürüş içerisinde yeniden stop edip çalıştırana kadar keşke açılmasa bir daha. Hadi arkadaşım, hadi. Sabah sabah Kadir Hoca'ya çeviriyorsunuz adamı ya. Abi trafikte milletin önüne böyle atlarsam ne olur? Bak trafiğe bak trafiğe. Çok güzel be. Neyse. Öyle. Akşam da devam ederiz diye umuyorum. Şu an zaten ne çektim, ne yaptım. Daha yeni ayılıyorum. Vallahi yeni ayılıyorum. Yataktan kalktık, arabaya atladık yani. Öyle. Akşama görüşürüz hadi. Ya POV çektik. Bir tane, iki tane bir şeyler yaptık abi. Oralarda da bir şeyler anlatıyorum, bahsediyorum falan filan. Genel. Yani ben aklıma ne geliyorsa onu konuşuyorum. Çok mu daralttım diyeceğim de dayı çok rahat geçti. Bazen böyle şey oluyor. Hiç beklemediğim yerden bir yorum alıyorum. Soru alıyorum. Bir şey oluyor. Ya bu neden oluyor? Tahmin ediyorum. Ya herkesin bir fikri var, tamam mı? Ama her konuyla alakalı. Yani mutlaka biri bir şey söylemek zorunda gibi bir şey var. Bu bütün internette var yani. YouTube özelinde, benim videolarım özelinde falan söylemiyorum. Her yerde, bütün platformlarda bu var yani. Sen bir şey, yolda yürüdüğün videoyu çekiyorsun. Sallıyorum, adam niye öyle yürüyorsun? Daha iyi yürünebilirdi falan diyor yani. Hani gibi bir şey, ya da niye burada yürüdün diyor. Niye bu ayakkabıyı kullandın diyor. Gibi. Böyle bir durum var yani, konunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şekilde abi ne yapıyor olursan ol, biri bir şeyden bir kıl kapıyor ya da o konuyla alakalı bir bildiği var ve onu paylaşmak zorunda. Yani maalesef bu oluyor. Garip. Bir şey diyemiyorsun. Yani kimse yorum yaparken, aa bu saçma oğlum, bu gereksiz yani bunu yazmak diye düşünmüyor. Kimsede böyle bir filtre yok. Kimsede demeyeyim de bunu yazan insanlar da. Yani. Ay. Tam böyle evde böyle oturup bütün gün ya dizimizi izleyeceksin ya böyle oyun oynayacaksın. Öyle bir hava var şu an. Aslında bir hafta sonu İzmit yapıp orada da bir arabayla bir takılmak istiyorum. Ama hava iyiyse bilmiyorum, bakalım ya. Bir yandan da benzin falan artmış. Bir şeyler olmuş. Oluyor zaten, sürekli oluyor da. Öyle bakalım ya, durumlar dediğim gibi ne olacak ben de çok bilmiyorum işte. Bir şeyler yapmak istiyorum ama bazen de işte böyle ara açılıyor. Gönül ister ki haftada iki tane video atayım. 3 tane video atayım. Keşke yani başka bir iş yapmak zorunda kalmasam da, atıyorum buradan hayatım dönse mesela, buradan bir para kazanıyor olsam, keşke başka bir işim gücüm olmasa ve buna mecbur olmak zorunda olmasam da sadece video çekebilsem. Yani sadece arabayla ilgilenebilsem. Sadece keyif aldığım bu işlerle uğraşsam yani. Ama maalesef yani böyle bir şey, sıkıntı. Fırsat buldukça çekiyorum.
aklıma bir şey geldikçe çekiyorum. Aslında arabayla alakalı araba bitsin de şunu yapacağız, bunu yapacağız dediğim bir sürü fikrim vardı. Hala da var. Yapmak istiyorum. Ama ölmeden yaparsak işte bir gün. O önemli. Ölmemek lazım. Eve dönüş yolundayım. Abi ne kadar büyük bir çanta taşıyormuşsun. Yani ileri doğru uzun bir çanta, büyük derken belki de aynı kapasiteye sahiptir de. Oğlum ne kadar boş konu varsa her konu hakkında yorum yapılır mı Rıza? Adam uzun çanta taşıyormuş da bilmem neymiş de. Çok da umurundaydı anasını satayım izleyen adamın. Nasıl kendi kendime de iyi yükseliyorum değil mi? Şimdi de benim önümü kapattın abi. Buna, yani ben de buna nasıl yükselmiyorum ama şimdi. Şu an ne fark ettim biliyor musunuz? Gerçekten insan bir şeye alışmaya görsün. Bu araba bence tehlikeli abi. Yani şu şey var ya. Kör nokta uyarıcısı. Ona o kadar alışmışım ki şu an aslında cam çok ıslak. Ayna da aynı şekilde çok ıslak ve görmüyorum bak. Ama şu an şu ışık yanıyor ya. Şeyi biliyorum. Hani o ışık yanarsa ben şu an çok büyük bir şerefsizlik yapmak zorunda kalacağım abi. Ben bunun bu kuyruk olduğunu anlamadım. Ben sanıyorum ki bu adamlar başka bir yere dönecek. Şimdi ben burada araya mı girmeye çalışacağım? Yapacak bir şey yok ama. Ne yapayım abi? Bana, ben olsam söverim. Bu hareketi başka birisi yapsa söverim yani. Bu da üçüncüye girmeye çalışıyor. Ben de buna sövme hakkına sahibim değil mi? Öyle oluyor yani. Hani bir anan oğlum refüje çarpacaksın. Tamam gir kanka, ben sövmeyeceğim. Adam ölecek anasın. Ben de değişik bir moddayım. Ay. Ne oluyor, neler yaşıyoruz şu an. Şerefsizlik, kabul ediyorum. Valla bir bunu yapsa ben ağır söylenirim yani. Ağır söverim. Hiç hoş bir hareket değil. Ama fark etmedim abi. Ben gerçekten oranın sıra olduğunu anlamadım yani. Buraya girme sırası olduğunu anlamadım. Bilsem ben arkasına girerim onu. Beklerim. Böyle de karaktersizim mi diyeyim? Yok ya, valla girerdim yani normalde. Böyle bir şey yapmam. Hoş değil yani. Oradaki adam salak mı? Ben olsam derim. Biz geri zekalı mıyız derim. Burada 15 dakikadır bekliyoruz derim. Ay. Ne konuşuyorduk? Nereden nereye geldik onu? Abi ne kalabalık ya. Burası normalde bomboş. Ha. Buradan şu an en sola geçmem lazım. Onu nasıl yapacağız? Acaba? Ya yine en sondan yaptırmayın abi bunu bana. Bak şuradan yol verin, gireyim. Yani ben burada birinin hakkını gasp etmiyorum ki. Burada yol vermeniz lazım yani. Ben burası sağa dönenlerin yolu. Ben sola devam edeceğim. Nerede çatal var. Motor da bir bakış attı az önce. Kanka döneceksen dön. Ben de şu araya gireyim şöyle tatlı tatlı. Mecbur gireceğiz oğlum. Yapacak bir şey yok. Ben sola döneceğim çünkü. Sağa dönenlerin de şeyini kapatıyorum. Ama buradakiler yol vermiyor. Her videoda da trafiğe söylenmek istemiyorum ama. Ay. Şeyden bahsediyordum. Kör nokta uyarıcısından bahsediyordum. Hatırladım. Abi bu ışık yanıyor ya. Ben şimdi biliyorum ki. Pavlov'un köpeğine dönmüşüz iyice. Ben biliyorum ki bu ışık yanınca abi. Bu taraftan yanarsa oradan araba geliyor. Bu taraftan yanarsa buradan araba geliyor. Ben bunu biliyorum ya. Aynaya bakmıyorum. Direkt ışığa bakıyorum. Çünkü zaten aynayı net göremiyorum buradan. Hani hem şey parlıyor yani şu an her yer ıslak, cam ıslak, ayna ıslak. Geriden çok uzaktan bir araba gelse de ayna ışık parladığından çok düzgün gözükmüyor. Dolayısıyla ben sadece o ışığa yani kör nokta uyarıcısına güveniyorum. Yanmıyor ya, araba gelmiyordur diyorum. Halbuki yani araba insan yapısı bir şey yani, bozulabilir, farklı bir şey okuyabilir. Ne kadar zorladılar, ne kadar sınırlarını gördüler bilmiyoruz. Belki de şu an böyle bir salak bir hata olacak. Ben sağdan gelen bir adamın üstüne atlayacağım direkt. Işık yanmadı diye. Kötü bir hamle yani. Başka arabalarda böyle bir şey yapmıyorsun. Ama bu arabada buna alışmışım yani. Kendim az önce bunu fark ettim. Şu anda da özellikle o ışığa dikkat etmemeye çalışıyorum. Ama az önce o ışık yanmıyor diye rahat geçtim. Yani demek ki çok da iyi bir şey değil işte. Her şeye böyle alışmak.
böyle bir sıkıntısı da var. Yok abi, ben zaten böyle çok teknolojik robot gibi olan araba sevdiğimden falan değil de hani mecbur, yani günlük, ya bu değil bir araba işte. Yani ihtiyacını görüyor. Öyle bir durum var. Dolayısıyla da alışıyorsun bazı şeylerine. Aman aman. Bu ne, ambulans mıymış bu? Kim siren çaldı? Ay bak. Ay, beni sıkıştırdın abi. Beni sıkıştırdın ama yani. Ben de o ara tam minibüsün arkasındaki motora bakıyordum. Saçma bir... Ay ulan ne oluyor be? Ne oluyor ben söyleyeyim. Yollar çakır çukur. Her taraf mayın tarlası gibi. Bu arabanın da birazcık... Aman aman, şimdi bir şey söyleyeceğiz. Birileri yine fikir belirtmeden duramaz. Süspansiyonları biraz sert. Bu birazcık spor bir araba olduğu için tövbeler diyerek belirteyim de eminim daha sporları vardır. Yani ama böyle bir durum var. Başka arabalarda bu kadar hissedilmiyor. Başka arabalar derken de Tofaş, Şahin, Doğan bilmem ne kastetmiyorum. Çok daha iyi arabalara da bindim. Belirtmezsem olmayacak gibi yani, ondan şey yapıyorum şu an. Işık yandı, araba geliyor, görüyorum ama ışığa bakmayın arkadaşlar. Işık kötü. Geçseydik iyiydi. Kırmızı yanmadan. Geçemedik. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar. Konuyu çok boş boş uzattım, bir şeyler oldu. Motor dedik, zart dedik, zürt dedik. Fırsat olursa yine konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi davranın.